Yığınımızda. Tebrikler Servet. Bunu fazlasıyla hak etmiştin. Çok iyi bir maç çıkardın ve altın madalya artık senin. Evet, çok mutluyum. Tabii bu tek başına gelişen bir çalışma değil. Yıllardır 2008'den beri bronz kaçırmıştım orada. 2012 altın hedeflemiştim. Orada söylemiştim basın arkadaşlarımıza. Hedefime ulaştım. Şampiyon oldum. Zaten son 3 seneye bakarsan hiçbir yenilgim yoktu. Bütün maçları aldım. Avrupa, Dünya. Ardından Olimpiyat. Çok mutluyum. Tabii öncelikle burada Başbakan, Sayın Başbakanımıza ve Spor Bakanımıza Suat Kılıç'a çok teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Tabii benim buraya gelmeden önce bir sakatlığım oldu. Bileğimde yırtık vardı. Sağ olsunlar orada Türkiye'de Soner abim çok iyi ilgilendi. Ardından buraya geldiğimizde doktorumuz Tuğba hocamız çok güzel ilgilendi. Masörler olsun, fizyoterapist ablalarımız olsun çok iyi ilgilendiler. Maç günü hiçbir acım yoktu. Onlara da canı gönülden teşekkür ediyorum. Ben son 2-3 haftadır bir antrenman yapmıyorum. Türk halkının, Türk milletinin ve bütün tanıyanların dualarıyla şampiyon olduğuma inanıyorum canı gönülden. Çünkü normal şartlarda çok zor rakiplerim vardı. Yıllardır hazırlanıyordum. Ben son 3-4 haftadır hiç düzgün antrenman yapamadım. Ve bu yüzden ayrı bir mutluluk veriyor bana. Destekleriniz için teşekkür ederim. Bu şampiyonluğun senin için özel bir de anlamı var değil mi Servet? Evet, ben bu şampiyonluğumu altın madalyamı anneme armağan etmek istiyorum. 2 ay önce annemi kaybetmiştim. O da beni çok yaralamıştı. İşte altını annem için kazandım. Evet, biz de buradan Gülten Tazegül'ü rahmetle anıyoruz. Sana çok teşekkür ediyoruz. Birazdan o altın madalyayı boynunda göreceğiz. 2 gün önce konuşurken çok yakının demiştin. Ben yakın değilsin Servet, dokunuyorsun ona demiştim. İşte 2 dakika sonra, belki 10 dakika sonra o madalyayı boynunda göreceğiz Servet. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ ol. Hünkar mutlu.